İyi akşamlar sevgili izleyenler. Haberin merkezi Kanal F ekranlarına hoş geldiniz. Günün önemli ve sıcak gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız ve ilk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Muğla'nın Yatağan ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi. Yangında ayrıca 3 iş yerinde maddi zarar meydana geldi. Muğla Aydın Karayolu üzerindeki sanayi sitesinde madeni yağ ve iş makineleri, yedek parçaları satan iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yandaki iki iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 20 itfaiye aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri, 1 UMKE ekibi, 1 AFAD aracı ve 30 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında Zülküf Akarsu ve Serkan Arslan ağır yaralanırken yangından 12 kişi etkilendi. Yaralı 2 kişiyle dumandan etkilenen 10 kişi hazır bekleyen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Akarsu ve Arslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da Tarım 2 Hayvancılık ve Tarımsal Kooperatifçilik Sempozyumu Profesör Doktor Gürol Ergin anısına geniş bir katılımla düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayında Muğla'da Tarım Bitkisel Üretim, Arıcılık ve Su Ürünleri adıyla düzenlediği sempozyumunun ikincisini Muğla'da Tarım 2 Hayvancılık ve Tarımsal Kooperatifçilik başlıklarında ülkemize ve Muğla'ya büyük hizmetleri olan 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekilliği de yapan Eylül ayında kaybettiğimiz Profesör Doktor Gürol Ergin anısına düzenledi. Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Ulahan Korkut, Muğla'da nüfusun %50'sinden fazlasının kırsalda yaşadığını, tarımla uğraşan vatandaşların da %50'den fazlasının kooperatiflerde örgütlü olduğunu belirtti. Muğla Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Alpözen, Muğla'nın tarım ve hayvancılıktan elde ettiği gelirin daha fazla olduğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Profesör Doktor Gürol Ergin'in kendisinin akıl hocası olduğunu, her şeyi ona danıştığını, bu sempozyumun son hazırlıklarını birlikte yaptıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün, Muğla'mızda tarım gelirlerinin turizmden fazla olduğunu vurgulayarak bu konuda yapılan çalışmaları anlattı. Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırıyı kınamak için bir araya gelen Fethiye Şoförler Odası'nın düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasına AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve üyeleri de destek verdi. Fethiye'nin tek yürek olduğu yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar'ın organizesinde İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırıyı kınamak ve "polisimizin yanındayız" mesajını vermek için yapılan yürüyüşe siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri de destek verdi. Yürüyüşte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Şehitler anıtına gelen siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuduktan sonra şehitler anıtına karanfiller bıraktılar. Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar burada yaptığı açıklamada İstanbul'daki hain saldırı ve terörün her şeklini insanlık suçu olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyoruz dedi. İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen çok sayıda polisimiz ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan hain saldırı ve terörün her şeklini insanlık suçu olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyoruz. AK Parti ilçe başkanı Kadir Sarıhan da bugüne kadar vatan savunmasında canlarını yitiren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum dedi.
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör olayından sonra 44 şehidimiz ve 150'nin üzerinde yaralımız var, gazimiz var. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ki bugüne kadar vatan savunmasında canlarını yitiren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin de bu vatan için herkes gözünü kırpmadan canını verebilir diye konuştu. Vatan için herkes, bu vatan için herkes canını verebilir. Zaten biz de her zaman vermişizdir ve hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ali Özgür Kullukçu ise İstanbul Beşiktaş'ta hain saldırıyı yapanları lanetleyerek ülkemiz üzerinde oynanan pek çok oyun var. Bizler Türk milleti olarak uyanık olmamız gerekiyor dedi. Elbette ülkemiz üzerinde oynanan pek çok oyun var. Bizler Türk milleti olarak uyanık olmamız gerekiyor. Ardından Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret edip başsağlığı dileklerinde bulundular. Emniyete araç desteği yapıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 4 otomobil, 1 motosiklet kesilen kurbanla hizmet vermeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve polislerin kullanımı için özel olarak hazırlanan 4 otomobil, 1 motosikletin emniyet görevlilerine teslim töreninde kurban kesildi, dualar okundu. Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 4 otomobilin ve 1 motosikletin trafik hizmetlerinde kullanacağını söyledi. 3 tane sıfır trafik aracı, biri bölge trafiği olmak üzere, 2 tanesi Marmaris Şehir trafiği olmak üzere. Artı bir tane de motorumuz, büyük bir motorumuz tahsis edildi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği araçların hayırlı olmasını diledi. Arkadaşlarımız da kazasız belasız görevlerini layıkıyla yeni araçlarıyla da devam ettiler. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Fethiye'de 5 kaza grubu ve 6 spor takımının taraftarları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisleri ziyaret etti. Ziyarette taraftarlar polislere siz yine job kullanın, biber gazı sıkın ama ölmeyin dediler. Fethiye'de 5 kaza grubu temsilcisi Muammer Beylem önderliğinde bir araya gelen Fethiye Kartalları, Genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Tribün Grubu Fethiye, Ultraslan Fethiye ve 5 kazalı Fenerbahçeliler hafta sonunda İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırıyı kınamak ve polisimizin yanındayız mesajını vermek için yürüyüş yaptılar. Salı Pazarı Meydanı'nda toplanan taraftar grupları ellerinde Türk bayraklarıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne kadar yürüdüler. Kendilerini karşılayan polislere sarıldılar. Duygusal anların yaşandığı karşılamada taraftarlar siz yine job kullanın, biber gazı sıkın ama ölmeyin dediler. Başınız sağ olsun diyorum. Siz jobunuzu çıkartın, biber gazınızı sıkın ama asla ölmeyin. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyaretin ardından 5 kaza meydanına yürüyen taraftarlar Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudular. Taraftarlar grubu adına açıklama yapan 5 kaza grubu temsilcisi Muammer Beylem, Türk halkı bölünmedi, bölünmeyecektir dedi. Bilinmesini isteriz ki Türk halkı bölünmedik, bölünmeyecek ve bölünmeyecektir. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı ve elektrikleri kesik otelde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken otelin kundaklandığı iddia edildi. Olay akşam saatlerinde Marmaris'te Armutalan mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin birinci katındaki balkondan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Alevlerin yükseldiği otelin arka kısmında bulunan kreşte yükselen alevler yüzünden korku dolu anlar yaşandı. Yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede otelin boş olduğu ve elektriklerinin kesik olduğu anlaşıldı. İddiaya göre otelin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı ileri sürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken otelde maddi hasar meydana geldi. Polis, kundaklama iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Sevgili izleyenler, kimse evladının kötü alışkanlıkları olmasını istemez. Fakat bu şahıs biraz tedbirinde abartmış. Muğla Milas'ın Baharlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sigara içtiği gerekçesiyle herkesin gözü önünde yarı çıplak haldeki çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı. Milas'ın Baharlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sigara içtiği gerekçesiyle çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı. Ö.Ç. 13 yaşındaki oğlunun okula gitmediğini öğrenince aramaya başladı. Aramalar sonucu oğlunu okulun yanındaki bir alanda sigara içerken gören baba kontrolünü kaybetti. Çocuğu sanayi sitesindeki iş yerine getiren baba, üzerine çıkardığı çocuğu herkesin gözü önünde kemerle darp etmeye başladı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla babayı gözaltına aldı. Ö.Ç. adliyedeki ifade işlemlerinin ardından kasten yaralama suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastaneye götürülen çocuksa ilk tedavisinin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için annesine teslim edildi. Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli fuarlardan birisi olan Uluslararası İzmir Fuarı'nda yeni trend Fethiye sloganıyla tanıtılan Fethiye, sıkıntısız bir turizm sezonu beklentisi içinde. Fethiye Belediyesi Çalış Turizm Tanıtma Derneği, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, Fethiye Turizm Danışma Bürosu, Fethiye Otelciler Birliği, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve TÜRSAP Batı Akdeniz Şubesi kuruluşları olarak tek çatı altında gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetinin İzmir'deki etkinliğinin başarılı geçtiği belirtildi. Düzenlenen toplantıda Travel Turkey İzmir Fuarı değerlendirilerek önümüzdeki yıl Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek olan İstanbul Emit Fuarı ile ilgili çalışmaların hazırlığına başlandı. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, İzmir Fuarı ile ilgili değerlendirmesinde "Amacımız geçen yıl turizmde yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yaşamamak," dedi. Önümüzdeki 2017 yılındaki turizm fuarı ile turizmdeki yaşanması öngörülen sıkıntıları Fethiye olarak yaşamamayı düşünüyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz ve başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Çünkü bu birliğimiz, beraberliğimiz ve doğal güzelliklerimiz bizi bu 2017'deki korkulan sıkıntıları yaşatmayacak. O anlamda biz fuar içinde, İstanbul fuarı içinde çok bu sefer iddialıyız. Fethiye Belediyesi olarak da bu arkadaşlarımızla beraber hareket ediyoruz. Fethiye Belediyesi olarak biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Esed askerlerinin vahşi şekilde saldırdığı Halep'te kadın erkek çok sayıda çocuk katledilirken dünyanın bu olaya sessiz kalması üzüntü veriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de duyarlı bir vatandaş Halep'te yaşanan vahşete dikkat çekmek için tek kişilik eylem düzenledi. Fethiye'de serbest meslek sahibi 44 yaşındaki evli 3 çocuk babası Saffet Acar, Halep'te Esed askerlerinin yaptığı bombalı saldırılar ve katliamlara tek başına dikkat çekmek için eylem yaptı. Gözünü, ağzını ve kulaklarını bantlarla kapatan Saffet Acar, "Dünyanın bu olaylara sessiz kalmasını görmedim, duymadım ve bilmiyorum" yazılarıyla ortaya koydu. Saffet Acar, "Halep ölüyor. 3 yaşında çocuğun cennette yemek var mı anne? Varsa ölelim, karnımız doyar" dediği yerdir Halep, yazılı afişlerle Halep'teki katliama dikkat çekti. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nün çevrede tedbir aldığı tek kişilik eylem olaysız geçti. Saffet Acar, gazetecilere açıklama yaparken yaklaşan bir vatandaşla ilginç bir diyalog da yaşandı. Yalnız şu anda Halep'te burnumuzun dibinde yıllardan beri katliam var. Osmanlı torunuysak sadece Türkiye içerisinde olan olaylara elbette müdahale edelim. Yalnız bizim dediğim gibi dışarıda da müdahale etme şansımız olması lazım. Pardon, bir şey sormak istiyorum. Bugünkü Orta Doğu'da yaşananları hep Osmanlı'nın hatasından çekiyor. Etnik meslek çatışması var orada. Tamam, teşekkürler.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde arkadaşlarının çaldıkları araçla gezmeye giden biri çocuk iki kişi polisin dur ihtarına kaçarak cevap verince film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Uzun süre aracı takip eden polis otomobilin lastiğini ateş ederek durdurdu. İki şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde H.M. ve M.Ç. arkadaşlarının düz kontak yaparak çaldıkları otomobille Marmaris'e eğlenmeye geldi. Gece devriye gezen polis ekipleri plakasız bir otomobil fark etti. Polis otomobile arkadan yaklaşarak dur ihtarında bulundu. Otomobilin içindekiler polisin dur ihtarına kaçarak cevap verdi. Yaşanan 3 kilometrelik kovalamaca sonunda H.M. ve M.Ç. otomobilden inip kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmadı. Türkiye'nin doğusu ve batısında kar yağışı etkili olurken Ege kıyılarındaysa hava sıcaklığı 10 dereceye kadar ulaştı. Bodrum'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahil kenarlarına giderek sıcak havanın tadını çıkardı. Türkiye'nin doğusundan batısına tüm yurtta kar yağışı etkili olurken turizm cenneti Bodrum'daysa yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Tüm yurdu etkisi altına alan kar ve soğuk hava Bodrum'u teğet geçti. Birçok bölge kar çilesi yaşarken Bodrum'daysa güneşi gören sahile koştu. Fethiye'de soğuktan etkilenip çınar ağacına çıkan ve orada mahsur kalan sokak kedisinin imdadına itfaiye ekibi yetişti. Sevimli kediyi ağaç üzerinde gören bir vatandaş, "Boncuk, canikom, in aşağıya" diye defalarca bağırmasına rağmen kedinin bulunduğu yerden düşmemek için verdiği mücadeleyi birlikte izliyoruz. Canikom gel, canım canım, ah canım benim. Gel canım. Adı Boncuk, kendi çok güzeldi, tatlı hayvan. Bu yani soğukta sizi alacağız inşallah. Hayvanı kurtaracağız. Fethiye Kesik Kapı Mahallesi Merkez Yeni Cami yanındaki çınar ağacına çıkan bir kedi, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Soğuktan etkilenip ağacın yüksek dallarına kadar tırmanan sevimli kedi inemeyince imdadına itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekibi gelinceye kadar Gürsel Gökmen isimli bir vatandaş kediye doğru bakarak "Boncuk, canikom, in aşağı" diyerek defalarca bağırmasına rağmen kedinin sadece miyavlayarak cevap vermesi ilginç bir görüntü oluşturdu. İtfaiye ilgilileri sevimli kediye kısa sürede ulaştı, bulunduğu yerden kurtardı. Çevrede toplanan vatandaşlar da bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Gürsel Gökmen kediyi ağaçta görünce aşağıya indirmek için çok kez seslendiğini, başaramayınca itfaiyeden yardım istediğini söyledi. Ben de çok yani üzüldüm. Şu an üşümeden kurtuldu. Herkese teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Sevgili izleyenler, Bodrum'da kuyuya düşen yavru keçi için akut ekipleri seferber oldu. Bodrum'da kuyuya düşen yavru keçiyi çıkaramayan keçinin sahibi Hüseyin Zorlu, akut ekiplerinden yardım istedi. 5 gönüllü ekibiyle olay yerine gelen akut, metrelerce derinlikte bulunan yavru keçiyi ip teknikleri kullanarak saatler sonra kuyudan çıkardı ve sahibine teslim etti. Allah razı olsun, hepinize teşekkür ederim. Bize de can kurtardınız. Abdi'yi kurtardınız. İnşallah, Allah razı olsun hepinize. Teşekkür ederim. Allah Türk milletinin varlığını yokluğunu vermesin. Marmaris Güvenlik Kurulu üyeleri Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısına tepki amacıyla ziyarette bulundu. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Marmaris İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Mustafa Çetinkaya ile birlikte Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'ya taziyelerini ilettiler. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Kınalı kuzularımız bunların her zaman hakkından gelecektir" dedi. Şahsım ve arkadaşlarım adına başsağlığı diliyorum. Çok sağ olun. Aziz
şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Babası 18 kurşunla şehit edilen emniyet amiri Nurcan Kurt da üzüntüsünü dile getirerek 40 canım olsun, 40'ını da bu ülke için vermeye hazırım dedi. Babam gibi 18 kurşunla şehit olmadığım sürece ben bu vatana hizmet etmiş saymayacağım kendimi. 40 canım olsun, 40'ını vermeye razıyım. Bir taziye ziyareti daha. Fethiye Selanikliler Derneği Başkanı Alp Acu ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da yapılan terör saldırısı ve şehitlerimiz nedeniyle Fethiye Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekibini ziyaret ederek taziyede bulundu. Selanikliler Derneği Başkanı Alp Acu ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polislere taziyede bulunup başsağlığı dileklerini ilettiler. Her türlü terör olayını kınadığını söyleyen dernek başkanı Alp Acu, "Biz hükümetimiz ve devletimizin yanındayız." diye konuştular. Biz Türk insanı, Türk topluluğu, Türk vatanı bölünmezdir. Bunu hiçbir güçte bölemez. Biz Roman toplumu olarak her zaman için devletimizin, ülkemizin, bayrağımızın, hükümetimizin her zaman yanındayız. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Fethiye Emniyet Müdürü Hakan Aşık da konuşmasında bu ülke çok şeyleri atlattı. İnşallah bunu da atlatacağız dedi. Bodrum'da gece saatlerinde balıkçı barınağına giren yaralı Caretta Caretta akut ekiplerince kurtarıldı ve dekamere teslim edildi. Yalıkavak mahallesinde gece yarısı balıkçı barınağına gelen ve yüzmekte güçlük çeken Caretta Caretta'nın kurtarılması için balıkçılar akut Bodrum ekibinden yardım istedi. Bodrum akut ekibi 4 gönüllüsüyle birlikte bölgeye gitti. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre uzunluğunda olduğu belirlenen deniz canlısının dış görünüşünde herhangi bir yaralanma olmadığı gözlendi. Ekip daha sonra Caretta Caretta'yı Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Akut ekip lideri Saadettin Uslu, üzerinde durmakta güçlük çeken Caretta Caretta'yı kurtarmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. Şu ana kadar bizim 14. kaplumbağamız. Daha önce 13 tane kaplumbağa tedavileri yaptı. Daha sonra iyileşenler denize çıktı. Değerli izleyenler, birlikteliğimize bölge gündemiyle devam ediyoruz. İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen Halep'e Yol Açın kampanyası kapsamında tüm ülke genelindeki aktivistler dikkatleri Halep'e çekmek için Reyhanlı'da toplanacak. Manisa temsilciliği de 150 kişilik bir ekiple Reyhanlı'ya doğru dualarla yola çıktı. Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan katliamları dünya gündemine taşımak isteyen İnsani Yardım Vakfı üyeleri Manisa'nın Yunus Emre ilçesinden Reyhanlı'ya doğru hareket etti. Yaklaşık 150 Manisalı aktivistin katıldığı konvoya İzmir'den gelen ekip de dahil oldu. Yapılan etkinlik hakkında İnsani Yardım Vakfı Manisa temsilcisi Necmettin Okumuş bilgi verdi. Manisa'dan Halep'e yol açık konvoyuyla bu sabah hareket ediyoruz. Konvoyumuzda bir minibüs, 3 otobüs, 2 tane de şahsi araç olarak birazdan da İzmir'den katılacak olan konvoyla birleşip buradan Uşak'a, Uşak'ta konvoyla birleşip oradan Afyon'a, Afyon'la birleşip inşallah akşam saat 17'de de Konya'da ana konvoya katılıp oradaki programa katılacağız. İnsani Yardım Vakfı Ege Bölge Koordinatörü Bekir Çete, Suriye'de ve Halep'te yaşanan sıkıntıları dünya gündemine taşımak istediklerini kaydetti. Biz Müslüman olarak, biz Türkeliler olarak hem ülkemize yapılan bu darbelere hem de dünyadaki Müslümanlara yapılan bu zulüm ve sıkıntıları dünya gündemine taşımak istiyoruz. Türkiye gündemine taşımak istiyoruz. Çok...
Çocuk istismarı ve cinsel taciz olayları aileleri tedirgin ederken Buca Belediyesi de İzmir Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparak pırlanta merkezlerinde cinsel istismara karşı eğitim seminerlerine başladı. Cinsel istismarın önüne geçmenin, aileleri ve çocukları bilinçlendirme ile çözülebileceğinin farkındalığıyla hareket eden Buca Belediyesi, İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki pırlanta merkezlerinde çocuk istismarına hayır semineri düzenledi. Uzman psikolog tarafından verilen eğitimlerde 3-6 yaş arası çocuklara istismardan korunma ve önlenme yöntemleri yaşlarına uygun olarak anlatıldı. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çocuk psikoloğu Aydın Demirdiyar, çocukların tanımadıkları kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, bedenlerine izinsiz dokunulmayacağı, tedirginlik ve rahatsızlık oluşturan davranışla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Geldim, arkadaşımın elini sıktı. Yani biz erkekler tokalaşırız. Güzel kızımızın saçını okşadı. Peki buna izin aldın mı? Evet. Hayır, almadım. Almadım. İzin almalı mıydı? Evet. Kimden almalıydı? Buna. Bizden. Annenizden, babanızdan ya da öğretmeninizden izin almalıydın, değil mi? Evet. Sevgili izleyenler, sırada Türkiye gündemi var. Suriye'nin Halep kentinde yaşanan sivillere yönelik saldırılar, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan İnsani Yardım Vakfı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Memur Sen ve Özgür Der üyesi bir grup tarafından protesto edildi. İnsani Yardım Vakfı, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Memur Sen ve Özgür Der üyesi bir grup, Rusya'nın Suriye politikalarını ve Halep'teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Çevik Kuvvet Polisleri Büyükelçilik etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Grup adına basın açıklaması yapan İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, zalime karşı mazlumdan yana hakkın davasını belirtmek için bir araya geldiklerini söyledi. Ne kadar mazlum Müslüman varsa bizler onların yanında olacağız. Ve sesimizi inşallah o zalimlere buradan haykırarak bildireceğiz. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Katil Rusya, Halep'te defol. Katil İran, Halep'te defol. Birlikteliğimize kısa bir ara veriyoruz. Ardından spor bülteniyle devam edeceğiz. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik. Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. Kış mevsiminin keyfini Uludağ'da yaşayın. Uludağ Odun Kömür, 1995 yılından günümüze cazip fiyatları, kaliteli ürün anlayışı, kilo ve ton bazında hassas kantarı, yüksek müşteri memnuniyeti garantisiyle siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Şubesiz, merkez odaklı satış mağazasıyla Uludağ Odun Kömür, Menteşoğlu Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, numara 373, Fethiye'de. Sipariş hattı 0252 646 5454 532 282 0904. Çaydanlıklarınız kireç yüzünden artık çöpe gitmesin. Çamaşır ve bulaşık makineleriniz bozulmasın. Ütünüz su yerine kireç püskürtmesin. Kireç sökücülere boşa para vermeyin. Demir Solar olarak tüm kireç sorunlarınızı bakım ve işletme giderleri olmadan çözüyoruz. Hem de 6 ay koşulsuz iade, 10 yıl garanti belgesi, 50 yıl kullanım ömrü ile. Demir Solar, güneşin ve suyun olduğu her yerde. Ürün sipariş hattı 0252 646 7731. Candan Mobilya dünyasında dünyanın mobilyası var. Her bütçeye uygun, kolayca sahip olabileceğiniz oturma odası, yatak odası, yemek odası,
çocuk ve genç odaları, halı çeşitleri ve evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak yüzlerce ürün çeşidini bulabileceğiniz Candan Mobilya, Çevreyolu üzeri Karaçulha Fethiye'de. Candan Mobilya Dünyası, bir evin olmazsa olmazı. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Ekranlarındaki birlikteliğimize spor bülteniyle devam ediyoruz. Fethiye Spor Kulübü İstanbul'da meydana gelen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden polislerimiz için Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne başsağlığı ziyaretinde bulundu. Pazar günü kendi evinde lig ikincisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la karşılaşacak Fethiye Spor, bu maçın antrenmanı öncesi tüm ekibiyle birlikte Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edip İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polisler için Emniyet Müdürü Hakan Aşağ başsağlığı dileğinde bulundular. Fethiye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Okan Uysal'la yöneticiler Volkan Biber, Önder Önder, Hüseyin Türk'le teknik direktör Akif Başaran ve futbolcular, Fethiye Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Emniyet Müdürü Yardımcıları Hüseyin Güleç ve Emre Süeli ziyaret ederek taziyelerini ilettiler. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Biz şehit vermeye alışık bir teşkilatız. Her zaman da hazırız vatanımız için şehit vermeye. Yeter ki bu söylediğimiz gibi bayrak dalgalansın. Vatanımız her zaman ayakta kalsın. Vatandaşın huzurlu bir ortamda yaşasın. Bizim en büyük amacımız budur. Fethiye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Okan Uysal da cumartesi günü yaşanan hain saldırı canlarımızı aldı diyerek sözlerine şöyle devam etti. Cumartesi yaşanan katliamdan sonra Emniyet Müdürlüğü'nü ziyarete geldik. Buradaki amacımız emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermekti. Yapabileceğimiz tek şey bu şu zamanda. Ve onların yanında olduğumuzu her zaman da vatanın, milletimizin bütünlüğü için hep yanlarında olacağımızı belirtmek isterim. Vatan bütündür! Spor Toto 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un onursal başkanı ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçen hafta oynanan bir karşılaşmada kafasından yaralanan oyuncunun başına dikiş attığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Spor Toto 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un onursal başkanı ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçen hafta oynanan bir karşılaşmada kafasından yaralanan oyuncunun başına dikiş attığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Alıcık, Nazilli Şehir Stadı'nda geçen hafta oynanan Sivas Belediyespor maçının ardından oyuncuların soyunma odasına gittiğini, galip gelen takımını kutlamak isterken maçta kafasından yaralanan Mehmet Ersavaş'ın tedavi edildiğini gördüğünü söyledi. Daha önce sağlıkçı olduğu için oyuncunun başına kendi elleriyle dikiş attığını anlatan Alıcık, Nazilli Belediyespor sevgisi ve sevdası apayrı bir sevgidir ve olaydır. Ben Nazilli Belediyespor'la yatıp kalkıyorum dedi. Tedavi görüntülerinin amatör bir kamerayla çekildiğini belirten Alıcık, daha sonra bu görüntüleri alarak kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını ve herkesten olumlu yorumlar aldığını kaydetti.
3. Lig 3. grupta mücadele veren Muğla Spor, deplasmanda Sakarya Spor'a kaptırdığı 3 puanı kendi evinde Darıca Gençler Birliği'nden çıkartacak. Yeşil Beyazlı Muğla Spor bu maçın hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Cem Canbaz yönetiminde sürdürüyor. Ligde 19 puanla 11. sırada bulunan Muğla Spor ilk yarının son maçında evinde gülmek istiyor. Sakarya Spor önünde net gol pozisyonları bulmasına rağmen değerlendiremeyen ve şanssız yediği 2 golle 2-0 mağlup olan Muğla Spor bu hafta Atatürk Stadı'nda Darıca Gençler Birliği'ni yenmek istiyor. Cem Canbaz yönetiminde Atatürk Stadı'nda bu maçın provasını yapan Yeşil Beyazlılar ligin ilk yarısını 3 puanla kapatmak istiyor. Günün antrenmanını Başkan Haluk Beyimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izlerken futbolcular pazar günü oynayacak maçı kazanıp bu 3 puanı Yeşil Beyazlı taraftarlara armağan etmek istiyor. Muğla Spor Teknik Direktörü Cem Canbaz, "Gözümüzü Darıca Gençler Birliği maçına çevirdik. İlk yarının bu son maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Deplasmanda iyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz için üzüntülüyüz." diye konuştu. Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ilk yarının son maçında Bursa deplasmanında Yeşil Bursa ile karşılaşacak. Geçtiğimiz pazar günü taraftarı önünde beklenmedik bir mağlubiyet alan Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ilk yarının son maçında Bursa deplasmanında Yeşil Bursa AŞ ile karşılaşacak. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Salı günü başladığı Yeşil Bursa AŞ maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'da hedef deplasmanda kazanıp ilk yarıyı 3 puanla kapatmak. Ligde son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle liderliği kaybeden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 28 puanla 4. sıraya gerilerken Yeşil Bursa ise ligde 16 puanla 15. sırada bulunuyor. Bodrum Spor Teknik Direktörü Necati Ertmen, "Kendi sahamızda kaybettiğimiz 3 puanı Yeşil Bursa'dan telafi etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bu maçta da yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir. Kazanıp galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Futbolcularıma güveniyorum." diye konuştu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Kanal F yayınlarımızı internet üzerinden veya mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Az sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Yeni gündemle yarın sıcak gelişmelerle saat 12'de gün ortasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.